Türkiye erken seçimi tartışırken 1 Ekim'de meclisin açılışından sonra tartışmaların daha da hararetleneceği konuşuluyor. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi'ye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise seçimlerin 2023 yılında yapılacağı kanaatinde. Millet İttifakı için Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusu da tartışılmaya devam ediyor. Abdülkadir Selvi'nin hürriyetteki köşe yazısının bir bölümü şöyle. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener ener seçimlerin 2023'te yapılacağı kanaatinde Kılıçdaroğlu 2023'e giderken Millet İttifakı'nı genişletme çabası içinde dün Parti Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada bunun formülünü de verdi. Dostlarımızla birlikte yapacağız dedi. Kılıçdaroğlu'nun dostları Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak Abdullah Gül'ü düşündüğü biliniyor. Şu ana kadar yok demedi. Ancak CHP tabanı Güle karşı onların gönlünde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Kılıçdaroğlu'nun CHP'de kendisine rakip olmasını istemediği için Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı söyleniyor. Abdullah Gül ise onun rakibi değil hatta önemli bir isim İmamoğlu'nu istemez ama Mansur Yavaş'ı düşünebilir. Çünkü onun CHP'ye yönelik bir iddiası yok dedi. Seçimi kazanmamasına rağmen Muharrem İnce bile Cumhurbaşkanı adaylığından aldığı güçle Kılıçdaroğlu'na sen çekil, onursal başkan ol, partinin başına ben geçeyim demedi mi? Kılıçdaroğlu'nun göz ardı etmemesi gereken biri var. O da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Bahçeli ve Erdoğan'ın evine dön çağrısı ile iyice eli güçlenen Akşener'in evet demediği bir ismin ortak aday gösterilmesi imkanı yoktur. Akşener, Cumhurbaşkanı olacağım diye Türkiye'nin önünü tıkamam dedi ama bu kendisine sunulan her formülü kabul edeceği anlamına gelmiyor. Tam aksine ortak aday olma ya da istediği ismi aday gösterme konusunda eli güçlendi. Seçim yasasında yapılacak olan değişiklikleri görmeden 2023 hesapları yapmanın eksik olacağı kanaatindeyim. Yeni seçim sistemini gördükten sonra yapılacak değerlendirmelerin daha sağlıklı olacağı inancındayım. Çünkü yeni bir seçim sistemi geliyor. Yeni sisteme göre 3. ittifak neden olmasın?